Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en hızlı kredi veren bankaları inceleyeceğiz. En hızlı kredi veren bankalar arasında tabii ki birçok banka bulunmakta. Fakat online işlemlerin hayatımıza girmesiyle birlikte bu işlemler daha da kolaylaştı. Eskiden bir bankaya gidip işte sıra bekliyordunuz. Bankadaki çalışanla birkaç münakaşaya giriyordunuz. Belli evraklar imzalıyordunuz vesaire. Artık bu tamamen online hayatımızda ve bir tıkla birlikte hemen başvurumuzu yapabiliyor ve kredimizi onaylatabiliyoruz. Geçmişte birçok kredi videosu çektim. Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu neden düşer? Kredi kartı nasıl kullanılmalı? Vesaire gibi birçok videom var. Onlara da göz atabilirsiniz bu videodan sonra. Orada da bütün püf noktaları anlatıyorum. Fakat en hızlı kredi veren bankalara baktığımızda benim için ilk sırada TEB Bankası geliyor. TEB Bankası'yla ben herhangi bir maaş bankam değil, herhangi bir komisyon da almıyorum buradan. Fakat bu zamana kadar hem kendi deneyimlerim hem de birçok çevremdeki deneyimlerimden yola çıkarak TEB Bankası'nın en hızlı kredi verdiğini düşünmekteyim. Özellikle kredi veren bankalar arasında arkadaşlar, bir çalıştığınız bankanın maaş bankası olmasını çok önemli çalıştığınız bankanın maaş bankası olması çok önemli. Fakat TEB Bankası benim herhangi bir maaş bankam değil. Sadece normal banka kartı olarak kullandığım, arada içerisinde para bulundurduğum ve sürekli düzenli olarak çektiğim kredileri ödediğim bir banka. Fakat baktığımızda TEB Bankası bu zamana kadar hiçbir şekilde bana ret vermedi. Birçok tabii ki kredi başvuruma olumlu yanıt verdi arkadaşlar. Burada tabii ki birçok faktör önemli. Yani kredi notunuzun düşük olmaması, sürekli sık başvuru yapmamanız, tabii ki riskli konumda olmamanız ve herhangi bir kredi notunuzun oluşması. Yani burada ne demek istiyorum arkadaşlar? Şimdi bazı insanlar evet burada söylediğim bankalara başvuru yapıyor. Ya riskli konumda oluyor, daha önce bir kırmızı çizgi yemiş oluyor ya da herhangi bir kredi notu oluşmamış oluyor arkadaşlar. Bu noktada yapması gereken herhangi bir kredi notu oluşturması. Yani siz daha önce hiçbir bankayla çalışmadıysanız, herhangi bir kredi çekmediyseniz veya kredi kartı kullanmadıysanız sizin bankaların görebileceği herhangi bir kredi notunuzun burada endekslerde, Findex'te olmaması adına geliyor. Burada sizin kredi notunuzun olmaması sizi gene aynı riskli insanlar gibi aynı konuma koyması demek bankanın. Yani siz riskli değilsiniz aslında, fakat kredi notunuzun olmaması için bankaya bir güven veremiyorsunuz. Banka da sizin aslında kredi verecek iken kredi notunuzu reddedebiliyor. Bu durumlarda eğer kredi notunuz sıfırsa, daha önce kredi kullanmadıysanız direkt bankaya bizzat kendiniz giderek başvuru yapmanızda büyük faydalar var arkadaşlar. Özellikle bu nokta birçok insanın başına geliyor. Burada bir açıklama vermek istedim sizlere. Eğer dediğim gibi herhangi bir kredi notunuz daha önce oluşmadıysa, yani kredi puanınız sıfırsa, mutlaka online işlemlerden değil de gidip kredi çekeceğiniz bankanın kendisine şubeden bizzat başvuru yaparak arkadaşlar, kendinizi ifade ederek bu başvurudan daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle burada TEB Bankası dediğim gibi birinci sırada en hızlı kredi veren bankalar arasına aldım. Ve bu zamana kadar videonun başında söylediğim gibi hiçbir şekilde yanıltmadı. Özellikle online işlemlerden sizler cepte TEB Bankası'na gelerek başvuru yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir şubeye gitmenize gerek yok. Aynı M-Para gibi arkadaşlar, cepte TEB'in de kendi bulunduğunuz adrese girip de evrakları imzalayarak size bir banka kartı çıkarma imkanı var. Aynı zamanda birçok da cepte TEB Bankası'nın fırsatları bulunmakta. Bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz isterseniz. İkinci en hızlı kredi veren bankalardan bir tanesi ise en kolay arkadaşlar. En kolay biliyorsunuz ki internet üzerinden online olarak aktif bank olarak çalışan bir firma. Ve özellikle popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi hızlı kredi veriyor olabilmesi. Ve internet üzerinden direkt krediniz çıkıyor. Size bir banka kartı getiriyor postane. Postanenin getirdiği banka kartını imzalıyorsunuz arkadaşlar. Kartınızı alıp kredinizi kullanabiliyorsunuz. 2-3 gün içerisinde bu şekilde aktifleşiyor. Daha önce benim de kullandığım bir banka ve anında dediğim gibi hemen onaylıyorlar. Hızlı bir kredi çıkartıyorlar size. Burada da önemli olan noktalardan bir tanesi video başında saydığım unsurlar. İşte risk raporu ve tabii ki herhangi bir kredi notunuzun olgunlaşması, oluşması gerekiyor. Bazı bankaların 1800-2000 puan istediği durumlarda en kolay da 1500-1400 puanlarda da istediğiniz krediyi aynı şekilde çekebiliyorsunuz. Fakat en kolayın hızlı kredi vermesinin nedenlerinden bir tanesinde en kolay bankasının çok yüksek faiz uygulaması. Birçok bankanın faizi düşükken arkadaşlar, en kolayın maalesef ki faizleri ve geri ödemeleri çok yüksek oluyor. Özellikle düşük kredi çeken kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdan geri dönüşler aldık daha önceki videolardan. Kendim de bunun bilincindeyim ve bunu da zaten örnekli böyle videolu göstermiştim. Bir kredi denemesi yapmıştık en kolaydan. Bu denemede biliyorsunuz ki çok yüksek faizler çıkmıştı, 2000 TL krediye bile. Bu yüzden arkadaşlar buna dikkat alın. Eğer hani gidip de çok sıkıştım, en kolaya gidip başvurayım, hemen krediyi halledeyim, çok paraya ihtiyacım var diyorsanız
En kolay üzerinden başvururken yüksek faiz geri ödemesini göze almayı lütfen unutmayın. Burada çok büyük faizler uygulanıyor. Çekeceğiniz krediyi lütfen arkadaşlar belli araçlardan hesap ederek çekin. Hızlı kredi almak isterken yüksek faizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer bir banka ise Enpara. Enpara biliyorsunuz ki online bankacılık ve sıfır arkadaşlar komisyon ücretiyle hayata geçti. Ve daha sonrasında birçok reklam kampanyasıyla yayınlandı. Özellikle Finansbank üzerinden çıkması büyük bir artı görülürken benim açımdan baktığımda çok büyük bir eksi. Finansbank çok böyle borsada yer alması veya işte farklı alternatifleri kullanması açıkçası tamam olumlu gibi gözükebilir. Fakat banka çalışma sistemi olarak baktığımızda benim çok fazla haz etmediğim, hoşlanmadığım bankalardan bir tanesi. Herkese kredi kartı verdiler zamanında ve birçok insan da bu kredi kartları sayesinde kredi notunu yükseltti. Bazıları ise battı arkadaşlar kredi kartını yanlış kullanmaktan dolayı. Şimdi kredi kartı diyoruz fakat kredi kartı kullanımı hızlı kredi veya kolay kredi çekmenizde en büyük etkenlerden bir tanesi. Eğer siz elinizdeki kredi kartını doğru ve düzgün bir şekilde, sistematik bir şekilde kullanmazsanız ömür boyu kredi notunuzu yükseltemezsiniz. Ve hızlı kredi çekme, kolay kredi çekme ya da işte araba ev kredisi çekme noktasında bu kredi kartının size aslında verdiği faydalardan yararlanamazsınız. Bunu daha önceki videolarımda çok kez anlattım. Kredi çekmek isteyenler için kredi kartı çok önemlidir. Kredi notunu yükselten en önemli hususlardan bir tanesi kredi kartıdır. Kredi kartını mutlaka düzgün veya arkadaşlar sistematik bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Para girişleri, çıkışları, özellikle sıkça asgari ücreti ödememek, yapacağınız ödemelerde yapacağınız işte alışverişlerde nakit yerine kredi kartını kullanıp nakitinizi kredi kartına tamamıyla geçirmek. Bu noktada 3 ay 5 ay boyunca bu şekilde ilerletmeniz size çok büyük kredi notunuzu artı edecektir. Bu daha önceki videolarımda anlattım. Yorumlarda insanların başarısını görebilirsiniz. Bu tamamen garanti bir çözümdür yani. Benim de daha önce kullandığım ve kredi kartı sayesinde kredi notumu yükselttiğim ve kredi notumu yükseltmemle beraber çekeceğim kredi miktarı ve red sayımın düşmesine olanak tanıdı. Bu noktada Enpara da tabii ki bu olanakları tanıyor. Hızlı kredi çekmede sizlere yardımcı olabilecek diğer bankalardan bir tanesi. Fakat Finansbank üzerinde olması tabii ki bazı etkenleri, olumsuz etkenleri yanında barındırıyor. Yani ben Cepte Tep'te hızlı kredi çekebiliyorum. En kolay da hızlı kredi çekebiliyorum. Enpara'da belki bazı olanaklar, bazı olumlu durumlar daha fazla. Fakat Enpara'nın bu bankalara göre red etme yüzdesi daha yüksek. Bunu internet üzerinden görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi Enpara'da da tabii ki çok fazla fırsat var. İşte arkadaşınızı getiriyorsunuz, komisyon ücreti alıyorsunuz. Kredi kartında aidat ödemiyorsunuz. Farklı birçok arkadaşlar alternatifleri var. Fakat burada da tabii ki online olarak başvuru yapabiliyorsunuz. İş yerinize gelip size hemen kart açıyorlar veya bulunduğunuz konuma geliyorlar. Hemen 2 gün içerisinde size kartı teslim edip kredinizi onaylıyorlar arkadaşlar. Sizler de kredinizi hemen kullanabiliyorsunuz bankaya gitmeden. Fakat bu bankalarla çalışıyor olmanız, yani şimdi biz burada saydık sıfırdan bir bankaya gidip başvuru yapmanızdan ziyade sizin elinizde zaten bu bankalar var ve bu bankalarda bir geçmişiniz varsa bu kredileri çekme olanağınız daha yüksek. Siz şimdi Cepte Tep'le çalışıyorsanız, Enpara'yla çalışıyorsanız, herhangi bir maaş bankanız olmasa bile bu bankalarla bankamatik kartı ile bile çalışıyor olmanız sizlere büyük artı sağlayacaktır. Bu kolay kredi noktasında size daha fazla olumlu yansıyacaktır. Bunların haricinde bu bankalardan bir tanesinde kredi kartınızın bulunması kredi notuna veya o bankadan kredi çekmenizi büyük arkadaşlar artı olacaktır. Özellikle işte Cepte Tep, Enpara veya başka farklı bankalarda bir kredi kartınız varsa veya maaş bankanızsa mutlaka o bankalardan kredi başvurusu yapın ilk önce. Benim burada saydığım bankalara kesinlikle yapmayın. Sizin bir maaş bankanız vardır. Örneğin Akbank sizin maaş bankanız. Akbank'ta belli bir düşük limitli kredi kartınız da var. Sürekli Akbank'ta maaş bankası olduğu için para girişi çıkışı oluyor. Bu noktada sizler gidip de bu hızlı kredi veren bankaları değil, ilk önce Akbank'a başvuru yapın. Daha sonra bir hafta sonra belki 2-3 gün sonra burada söylediğim bankaları deneyebilirsiniz. Özellikle tabii ki burada dikkat etmeniz gereken diğer bir husus kredi notunuzu biliyor olmanız. Birçok insan aslında kredi notunu bilmeden başvuru yapıyor arkadaşlar. Burada çok büyük bir yanılgı. Sen kendi kredi notunu bilmezsen ve yüksek bir krediye başvurursan o kredi zaten red alır. Sen şimdi Findex'ten kredi notunu bilirsen, risk oranını bilirsen, bunları görebiliyorsun Findex'ten üyelik alıp. Findex'ten üyelik alıp bunları görebildikten sonra arkadaşlar sizler kendiniz buna göre bir kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşte bakabilirsiniz 1600 puana kaç para kredi çıkar? 1700 puana en yüksek kredi hangi bankadan verilir? Bunları araştırarak kendi kredi notunuzu bildikten sonra başvuru yapabilirsiniz. Şimdi senin 1400 puanın vardır. Gidersin 200 bin liralık krediye başvurusu red yersin. 1400 puanını bilmen önemli. Yani şu an ben girip baktığımda Findex üzerinden kaç puanım olduğunu görürüm.
ve onu gördükten sonra gider ona göre bir kredi başvurusu yaparım ve red alma durumum düşer. Benim ihtiyacım olan para daha fazlaysa buna göre farklı bir çözüm üretirim. Fakat red yemektense belli bir miktarını bankalardan çekebilirim. Ve tabii ki bu noktada daha farklı bazı aktivasyonlar da var. Buradaki aktivasyonlardan bir tanesi Findex'e üye olduktan sonra arkadaşlar bir tane not danışmanı ile görüşme ayarlamak. Bu görüşmede yarım saat boyunca size Findex not danışmanı bütün olanakları söylüyor. Yani şunu yapmalısınız, notunuzu böyle yükseltebilirsiniz, şu bankalarla çalışmalısınız, şu kredinizi kapatmalısınız, bu kredi kartını azaltmalısınız vesaire gibi bu şekilde arkadaşlar sizi yönlendirecek şekilde söylemlerde bulunuyor. Ve sizler buna göre hareket ederseniz çok ciddi bir şekilde kısa bir süre içerisinde kredi notunuz yükselmiş oluyor. Şimdi burada elimden geldikçe tüm bildiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Bunların böyle daha detaylı videoları kanalımda var. Kredi notu nasıl yükseltilir, kredi kartı nasıl çıkartılır, kredi kartı nasıl kullanılır. Bunlarla ilgili geçmişte çok fazla video çektim. Bunlara göz atabilirsiniz mutlaka. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere, herkese bol kazançlar.